Bismillahirrahmanirrahim. El fasıl evvelu birinci fasıl. Birinci bölüm yani. Fasıl bölüm. Birinci bölüm nedir? Taksimul haberi. Haberin taksimi. Haberin kısımları yani. Bin nisbeti açısı ile. Haberi hangi açıdan ayıracaksın? Hangi açıya göre kısımları? livsulihi yani livsulil haberi hi zamiri haber kelimesine raci livsulil haberi demektir haberin ulaşması açısından taksimi nereye ulaşması açısından iley na bize haberin bize ulaşması açısından bakımından taksimi kısımlara ayrılması temhid mehde yuhhidu temhid giriş demek, hazırlık demek. Yenqasimu inqasama yenqasimu el haberu haber kısımlara ayrılır. Bin nisbeti li vusulihi ileyna bize ulaşması açısından haber ayrılır. Kaça? İla kısmeyin iki kısma ayrılır. 1. Şe'in şayet kâne var ise lehu o haber için varsa ne varsa turukun turuk tarik kelimesinin çoğulu tarik ne dedik tarik nedir evvela farklı farklı rivayet zincirleri demek tarik rivayet zincirine tarik denir bir rivayet zincirine tarik denir burada çoğu geçmişte. çoğu geçmekte tarikun tarikan durugun öylese rivayet zincirleri demektir. Rivayet zincirleri. Turuk kelimesi cemi mükesser dedik. Peki durugun şeklinde bunu merfu okuyoruz. Kâne ismini raf haberini nasb etmektedir. Duruk onun ismidir. Haberi lehudur haber lehu car mecrur şibih cümle olarak haber burada takaddüm etmiş öne geçmiştir. Turuk ise nekredir. Haberi şibih cümle olduğundan öne geçmiş. ismi ise nekredir. Sona kalmış. Yani haberle isim yer değiştirmiş. Gerekçesi haberin şibih cümle ismin ise nekre olmasıdır. Şibih cümle. İnkâne lehu turukun şayet o haber için varsa ne varsa tarikler nasıl tarik gayru mahsuratin sınırlandırılmamış neyle sınırlandırılmamış Mahsur sınırlandırılmış demek hasredilmiş belli bir kalıba hapsedilmiş demek ama gayrı başında gayru mahsuratin sınırlandırılmamış neyle bi adedin muayyenin. muayyen belirli adet sayı belli bir sayı ile sınırlı olmaksızın kendisine ait tarikleri varsa ve bu durumda hüve ve o habere ne denilir? El mütevatiru mütevatir denilir. Hü o nedir? El mütevatiru mütevatirdir. Hüve ve mübteda el mütevatir haber olmak. İki, in kâne turukun, şayet o haber için varsa, ne varsa turukun, tarikler varsa, öyle tarik ki mahsuratun, sınırlandırılmış sıfat, değil mi? turukun sıfatı. Aynısı, turuk, tarikler diyoruz, bakıyorsun kelimene cemi, mükesser, gayrı akıl, dolayısıyla müfret, müennes hükmünde, bundan ötürü sıfatı müfret ve müennes olarak geliyor. Ne ile sınırlandırılmış bir adedin muayyenin belirli bir sayı ile belirli ise belirli bir sayı ile o tarikler hasedilmiş ise sınırlandırılmış ise ve bu durumda o haber ne adını alır? El ahadu ahad adını alır. Ona ahad denilir. Mütevatirin zıttıdır ahad. Likullin minhuma onlardan her ikisi içinde vardır. Onların o ikisinin her biri için vardır. Likullin lem harfi cer kullin mecuru haberdir bu. Car mecur olarak haberdir. Şibih cümle olarak haberdir. Likullin minhuma o ikisinden diyor tesniye zamiri. İkisi derken bir tanesi ahad diğeri mütevatir. O ikisinden her biri için vardır ne vardır? Eksamun kısımlar vardır. Burası müpteda. Kısmın kısman eksam cimi mükesser. Kısımlar vardır. Hem ahadın hem de mütevatirin kısımları var. Ve daha neleri var onların? Tefasilu ayrıntıları da var. Bak cimi mükesserdir. Eksamun diyoruz değil mi? Eksamun diyoruz. Yani tenvini veriyoruz. Ve tefasilu diyorum. Tefasilu la ama tek ötre verdim. İki ötre. Yani tenvin veremedim. Neden? Tefasil kelimesi nedir? Gayri müsariftir. Aksam da cemi mükesser, tefasil de gayri her ikisi de nedir? Cemi mükesserdir. Her ikisi de cemi mükesser. Ama cemi mükesser olmak yeterli değil. Cemi mükesser içerisinde bir kesret diye bölüm var. Kesret olması gerekiyor. Kesretin de müntehel cumu bölümü yani şöyle dersek, dersek ki tefasil kelimesi neden gayrimunsariftir? Çünkü müntehel cumu kalıbındadır. Müntehel cumu kalıbında olmak tek başına öyle etkili bir illet ki iki illet gücündedir, iki illet yerine kaimdir. Yekumu mekamehuma ve hiye addun vassun te'nisun marifetun <laughs> ucmetun cem'un terkibun ve nunu zaidete min kabliha elifun ve veznu fi'nin. Gayrimunsarif bahsinde Bunlar geçmiş idi. Seedhkuru. Vekara, yezkuru, ezkuru, seedhkuru. Sin, yakın geleceği ifade etmek için muzariye ilave edilmiş. Seedhkuru, çok yakında. Yani birazdan bahsedeceğim, anlatacağım. Kim? Ene, ben. Gizli, zamir, fail. Bahsedeceğim, ecek, acak. Neden bahsedeceğim? Ha, onlardan, o ayrıntılardan, o kısımlardan. Ha burada mef'ul. Ene gizli zamir fail. Ene'nin burada zaten gizli zamir olarak fail olması yani gizlenmesi vücubendir değil mi? İstisara vaciptir. Seedkuruha <laughs> ve ebu suduha. sudu da aynı şekilde muzari nefsim tükeldim vahde. Ebe kuru da aynı şekilde muzari nefsim tükeldim vahde. Kendisinde gizli zamir ene yine faildir. Gizliliği yine vücubendir. Ebsud'u açıklayacağım demek. Ya yaya ya anlatacağım. Ya 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 ya. Geniş geniş. Ha o ayrıntılar o kısımları. İnşaallahu Teala Yüce Allah izin verirse. Şa'e dilerse demektir. Şa'e. Peki anlatacağım ne şekilde, ne üzere, ne ile, bime iki konuyla birlikte, ikiye ayırarak. Ve o iki konu, o iki konuyu anlatacağım. El mebhasul evvelu. Birinci bölüm, birinci bahis. Nedir? El haberu el mütevatir. Mütevatir haberdir. Mütevatir haber nedir? Arrafe yu'arifu tarif. Tarifuhu. Onun iyice belirtilmesi. Tarifi yani. Tarifuhu yani hu nere raci? El haberu mütevatir. Öyleyse tariful haberi. Değil mi? full haberi. Haberin tarihi. Hem de mütevatir olan haberi. Lugaten, lugat açısından tarifi nedir? Ve o mütevatir haber dediğimiz şey ismi failin, ismi faildir. Ne anlatıyormuş demek ki? Mütevatir denen şey değil de el mütevatir kelimesi ne demektir? Sarf açısından nedir? İsmi failin, ismi faildir sarf açısından değiniyor. Şu anda manasına değinmiyor. Sarf açısından incelemek gerekirse hü ve o mütevatir kelimesi ismi failin ismi faildir. Tevatera kökünden tefaile yetefaal, mütefaal kalıbından geliyor. Müştekkun türetilmiştir, türemiştir. Neden? Mine turi. Tevatür kökünden müştaktır, ismi faildir. Müştak türemiş demek. Müştak camitin zıttı. Mesela eşşemsu en nafizetu gibi kelime. Şems güneş, nafize pencere, raculün, adam gibi kelimeler müştak değil camittir. Ey yani şimdi manasını verecek. Tevatürden müştaktır diyorsun da tevatür neyin nesi? E yani şudur. Et te tabu'i. Te te tabu'dur. Te tabu. Te tetrabı peş peşe olması, ard arda gelmesi, birbirini izlemesi manasına geliyor. Manasındadır. Şimdi tevatür kelimesi burada mecrur olduğu için e, tetabu kelimesi de mecrur. Açıklanan kelime aynı irabı almakta. Tegulü ente gizli zamir olarak ente sen şöyle dersin. Ne dersin? Yani diyor ki tevatür kelimesinin tetabı manasında olmasına dair şöyle de diyebilirsin. Bak bu manaya gelir. Neymiş o? Tevatara el medaruh. Metar yağmur demek. Tevatara peş peşe yağdı. Peş peşe geldi. Birbirini izledi. Ne? El metaru yağmur. Toparlarsan, Türkçeleştirirsen iyice. Damlalar peş peşe geldi demek sürekli yağdı demektir. Ey yani tetabıa fetaba peş peşe yağdı peş peşe oldu nuzuluhu yani nuzulul matari hu matar kelimesinden yağmurun inişi inmesi ard oldu birbirini izledi damlalar peş peşe aşağı indi yere geldi böylece tevatür kelimesinin tetaba manasında olduğunu göstermiş oldu tabi tevatür isimdir tetabu isimdir Tevâterâ fiil, tetâbeâ fiil. Burada fiiller peş peşe, burada isimler peş peşe verilmiştir. B şıkkı Istilahen, ıslah açısından mütevatir haber nedir? Yukarıda E şıkkında, elif şıkkında sarf açısından, mana açısından değindi. Lugatta nedir yani? Lugavi olarak değerlendirdi. Şimdi istilahi olarak, terim olarak ne manaya gelmektedir? Ma öyle bir şeydir ki bu rava rivayet etti. Hu rivayet etmek aktarmak demek. Hu o haberi rivayet etti. Kim ne adedün bir grup. Adet belli bir sayıdaki kişi yani ne kadar sayılmış kesirun pek çok kişi pek, bu adede ravi diyebilirsin bir takım raviler öyle ravi ki kesirun pek çok pek çok ravinin rivayet ettiği haberdir bu sayı o kadar çokmuş ki ahale yuhilu tuhilu diye geliyor pdf'de geçen bu tuhilu kelimesine dair ufak bir izah yapalım sarf açısından. O da nedir? Bir tane sülasi mücerret fiilimiz var. Ne şekilde geliyor? Şu şekilde geliyor. Hale. Kale gibi. Hale. Hale. Hale'deki elifin aslı nedir? Elifin aslı vav şeklinde de ya şeklinde de gelebilmektedir ikisi de mevcut. Dolayısıyla hani gale gibi, kane gibi düşündüğünde hale, ecve fiilimiz aslı nedir? Aslına dair düşünürsen madem ki vav diye gelebiliyor, ya diye gelebiliyor, ha ve diyebilirsin. Aynı şekilde hayele de diyebilirsin. Tamam aslı her ikisi de e, öne sürülmüş. İkisi de olabilir, İkisi de mevcut. Bu arada bu fiil hangi baptan? Birinci baptan. Onu da belirtelim. Birinci baktan bir fiil. Havele hayal iki şekilde gelir. Vav harfi illet mutarik ma kabul meftuh elife çevirebilirsin. Hayale ya harfi illet mutarik ma kabul meftuh. Bunu da elife çevirebilirsin. Sonuç olarak haleyi bulursun. Sülasi mücerrettir. İfal babına ecref bir fiil aktarılmak istendiğinde basit yöntem nedir? Başına bir adet hemze getirmektir. Dolayısıyla hale fiilinin evveline bir hemze getirirsen ehale olur. Değil mi? Ehale. Muzahiresi gelir? Ehale yuhilu şeklinde gelir. Ehale yuhilu. Burada da tuhilu kalıbı gelmiştir. Ehale yuhilu tuhilu. Ehalen aslı nedir? Madem ki vavi ya gelebiliyor. E de aslı. Eh vele diyebilirsin. İstersen de eh yele diyebilirsin. İkisi de mevcut. Eh vele eh yele. Bu anlattıklarım nerede geçiyor? Maksut bilgileri değil mi? Vav harfi illet mutarik makabli sahih ve sakin. Vavın harekesi makabline aktarılır. Aktardığında ne olmuş olur bu durumda? Hemen aşağı yazarsan. E, H. Vav sakin kaldı ama. Vav sakin niye sakin? Harekesi makabden aktarıldığı için sakin. Ve makabli meftuh. Bu durumda vav ne olur yine de? Elife çevrilir. Çevir yaz. Böylece ehale oldu. Ha, aynısı ehyeli için de geçerli değil mi? Ya'n harekesini makablene verdim. Ya sakin kaldı. Makabli artık ne? Meftuh. Yani e eh oldu ama ya sakin. Niye sakin? Makabün hareke verildiği için sakin. Makabündeki harekene fetha. Bu durumda ya da elife çevrilir. Ve yine ehale eh olan ifal babındaki muzari bulundur. Bu bir ilaç çeşidi. Tabi muzarisinin de aynı şekilde ilal yapılabilir. Bunlar hepsi maksutta geçen şeyler idi. Kısaca hatırlatmaya çalıştık. Bu anlattığımız kural maksutta vardı değil mi? Şimdi sayfa sayısı olarak bulmaya çalışırsam hangi sayfada geçtiği biraz zamanımızı alabilir. O yüzden bulmaya çalışmayabiliriz de ama ee, üzerinde sıkça durduğumuz bir kural idi hatırlarsınız diye düşünüyorum. 11 olabilir mi? Şöyle bir bakayım. Değilmiş. Geçtim. Kuralın sayfasını hatırlayamadım tuhilu ahale yuhilu tuhilu aslı tuhilu kelime üzerinden de ilal yapılabilir aslı tuhilu veya tuhvilu vavidir dersen tabi peki devam edelim ma o, hadi, ma o haberdir ki mütevatir haber öyle bir haber ki ma o haber ki rava rivayet etti hu onu rava mazi fiil hu mef'ul adedun fail kesir failin sıfatı tuheilu hiye diyecektim ki diyemiyorum peşin el adet gelmiş tuheilu bu arada ne demek e, manasını vermedik şimdi manasını da söyleyelim tuheili müm mümkün değil demek mümkün olmuyor el adetu adeten mümkün değil adet demek genel olarak baktığında pek de mümkün görünmüyor normal halde mümkün olmayan şey demek adet adetu adeten mümkün değil. Ne mümkün değil ama ne mümkün olmuyor. Mümkün olmayan şey nedir? Tevadu ehum. Tevadu kelimesi mütevatir haber işlenirken genel olarak usul hadis kitaplarında kullanılan bir kavramdır. Bu konuyu işte mütevatir haber konusunu işlerken mesela gidip İbni Hacer'in usul hadis kitabına baksan yine aynı tevadu kelimesini orada bulacaksın. Tevadu ittifak etmek, bir araya gelmek demek. Tevadu ehum onların ittifakı, onların anlaşması, karar vermesi, bir araya gelebilmeleri adeten mümkün değil. Tabi onlar derken kimi kastediyorsun? O topluluğun, öyle bir topluluk ki bu okulda kalabalık kişiler bunu rivayet etmiş ki işte o kadar insanın bir araya gelerek yalan söylemeye karar vermesi. Hadi karar verdin ölene kadar bunu o gruptan hiç kimsenin açıklamaması, bir şekilde fasu vermemesi, bunlar adeten mümkün değil. Ne üzere ittifak etmeleri, alel kedibi, yalan üzere ittifak etmeleri, bir araya gelmeleri, adeten mümkün olmayacak kadar kalabalık bir grubun, kalabalık, kalabalık bir ravi topluluğunun rivayet ettiği hadistir. Nasıl bir habermiş bu? Belli bir sayı ile sınırlı olmaksızın birçok rivayet yolu ile gelmişse bu habere mütevatir adı veriliyor dedik. Daha sonra bunun ardından dedik ki bir haber belli bir sayı ile sınırlı rivayet yolları ile gelmişse bu habere de ahad denilir dedik. 2. şerh tarifi. Tarifin şerhi. Burada bir tarif yapıldı. Şimdi mesela şu akla takılabilir. Adedun kesirun. Pek çok ravinin rivayet ettiği haberden bahsediyorsun. Kaç kişi mesela? Dört kişi bir araya gelip dese ki peygamber şöyle buyurdu. Buna mütevatir diyebilir misin? On kişi bir araya gelse der misin? Yirmi kişi mi olmalı? Bir sayı var mı? Şerh tarifi, manet tarifi. Tarifin manası nedir evvela? Ennel mütevatira şüphesiz ki mütevatir dediğimiz şey hüve o nedir? El hadisu hadistir. Ev nedir? El haberu haberdir. Nasıl bir haberdir? elledi o haber ki yervi rivayet ediyor. Hi onu rava yervi raveye yerviyu raveye yerviyu yervi takdiri irat var. Değil mi? Yervi diyoruz. Yer, vi, yu diyerek ya'ya hareket vermiyorsun. Takdiri irab Niye? Sikal var. Vav'ın kesesinden sonra ya'yı zammeli okumak dile ağır gelecektir. O zaman ne yapıyorsun? Ya'daki zammiyi gizliyorsun. Takdir ediyorsun. Bu fiil takdire merfu. Gizli zamir hüve fa'ili. Hi mefu'dür. Mutlası mensup zamir. Yer, vi rivayet ediyor. Hüve o kişi, o ravi. Hi o haberi. Nerede? fi kulli tabakatin her bir tabakada her bir tabakada rivayet ediyor. Tabaka ne? Tabaka hadis rivayeti ile meşgul olanların oluşturdukları bir grup. Mesela sahabe tabakası var. Tabi'in tabakası var. Etbu'u tabi'in tabakası var. Sahabe tabakası şu demek. Peygamberden şunu duydum, işittim, gördüm, anladım şeklinde rivayet edenler, sahabeler grubu. Bir de tabiin var, sahabeden, şu sahabiden bunu duydum, bu sahabiden bunu duydum şeklinde tabiin de aktarıyor bir şeyler. Bir de etmeme tabiin var. O da diyor ki ben de tabiinden şunu duydum. Dolayısıyla sahabe grubu, tabiin grubu, etmeme tabiin grubu, bunlar nedir? Belirli tabakalardır. Fi kulli tabakatin, her bir tabakada neden olan bak min mini beyaniye belirtiyor şimdi hangi tabakadan min tabakati senedihi o hadisin o haberin diyelim direkt haber işleniyor burada haberin senedinin tabakalarından her bir tabakada haberin senedinin tabakalarından her bir tabakada Ruatun raviler rivayet ediyor. Öyle raviler ki kesiruna pek çok. Buradaki ruvat demek ki neymiş? Yervi'deymiş. Yervi rivayet ediyor. Hi o haberi fi külle tabakatin her bir tabakada min tabakati senedihi haberin senedinin tabakalarından her bir tabakada. Genel olarak tabakalardan bahsetmiyoruz. O haberi o habere ait tabakalardan rivayet ediyor. Kim rivayet ediyor? Ruvatun raviler. Fail buymuş yani Yervin'in kendisinde gizli zamir hüve yokmuş. Biraz daha okuyunca ortaya çıkmış oldu. Fail burada. Arada 3-4 kelime var. Ruatun raviler. Nasıl raviler? Kesirune. Pek çok. Pek çok raviler rivayet ediyor. Hakeme yahkumu. Hüküm veriyor. Karar veriyor. Uygun buluyor. El akulu akıl. Akıl fail burada. Adeten, adet olarak, genel olarak, normal olarak, akıl hüküm veriyor ne ile bi istihaleti bi istihalet istihale bi istihaleti tabi hemze okunmaz ben okuyorum Bel, kesreli olduğu belli olsun diye yoksa bi istihaleti istihale imkansızlık demek bi istihaleti en yekune olması imkansızdır diye adeten olması imkansızdır mümkün değildir diye akıl hüküm veriyor adeten olması. Neyin olmasına hüküm veriyor? Ulaike ruvati bu raviler var ya kat şüphesiz ki ittefeku ittifak etmişlerdir. Ala ihtilaqi ihtelaka ihtilak ihtilak uydurmak demek. Kat şüphesiz ki ittifeku, ittifak ettiler ve fail elif elif farka bu raviler ittifak etmiştir. Ala ihtilaqi hadel haberi bu haberi uydurmaya dair uydurmaya dair raviler ittifak etmiştir şeklinde bunun olabilmesine yani daha doğrusu bunun imkansızlığına adetin bunun mümkün olmayacağına akıl hüküm veriyor. İşte o kadar kalabalık bir riva bir ravi topluluğu bunu rivayet ediyor. Şurutuhu madde şurutu şartın şurut cemim keser. Şurutuhu yani Mütevatir haberin şartları nelerdir? Be yene yübeyyunu. Burada ne var? Yetbeyyenu. Tebeyyene yetebeyyenu. Tefaale, yetefaalu. Ortaya çıkıyor, anlaşılıyor. Neden ortaya çıkıyor? Min şuruhi tarifi tarifin şerhinden anlaşıldı ki ortaya çıktı ki ennet tevatura şüphesiz ki tevatür dediğimiz şey La yetehakkaku Gerçekleşmez Ne gerçekleşmez Hüve o hangi o tevatür yani Gerçekleşmez Nerede gerçekleşmez Fil haberi haberde Ha illa ancak gerçekleşir tevatür dediğimiz şey Neyle beraber Bir şuruti Erbatin Dört tane şartla beraber Ba beraber demek Şurut şartlar erbaet dört Dört şartla birlikte gerçekleşir ki Vehiye o şartlarda nelerdir? Ya odur. Bakalım neymiş. En yerviye rava yervi yerviyu yervi diye okunuyordu. En yerviye. Dikkat edersen yukarıda yervi diye geçti. Yani yağdaki zamme takdir edildi demiştik değil mi? Gizlendi demiş idik şurada. Yervihi. Yay harekelemedik. Rafari olduğu için. Rafari takdiri. Oysa ki şimdi bakıyorsun ya'ya fetha verilmiş. Niye? En muzari nasbeder ve yervi kelimesinin nasf hali takdiri değildir. Çünkü nasf halinde sikal gerçekleşmemektedir. Bu yüzden ya'ya hareke verdik. En yerviye en masdarige aynı zamanda nasbediyorum. rivayet etmesidir. En yerviye rivayet etmesidir. Hu o haberi kim dün belli sayıdaki kişiler. Adet raviler demek yani. Aslında adet sayı demek de burada raviler kastediliyor. Adedün raviler kesirun çok ravilerin rivayet etmesidir. Rakat şüphesiz ki ihtelefe uhtulife hemzeyi zammeyle okuyoruz. Uhtulife ihtilaf edildi. Ne dair ihtilaf edilmiş? fi ekalil kesret. Ekal ile kesret yan yana kullanılmış. Ekal en az demek, kesret çok demek. Yani çoğun azına dair. Fi ekalil kesreti. Diyoruz ki bu çok kişi en az ne kadar olmalı yani? Diyorsun şimdi mütevatir olabilmesi için bu hadisi kaç kişinin rivayet etmesi gerekir? 3 kişi, 4 kişi, 3 olmaz zaten de. Dört kişi, beş kişi, en az 10 kişi rivayet ederse o zaman mütevatir derim. Veya 20 kişi olursa, 30 kişi olursa işte buna dair ihtilaf var. Bir hadisi en az kaç kişi rivayet etse o hadis mütevatir hükmünü alır. Bu sorunun cevabı net değildir. Buna dair ihtilaf oluşmuş. Uhturife ihtilaf edildi. Fi ekalil kesreti çok kişinin en az kaç olması gerektiğine dair bu hususta bu konuda ihtilaf edilmiştir. Buna dair var. Ala ekvalin çeşitli görüşler, çeşitli söylemler vardır. Ekal kelimesi galle kökünden ismi taf değildir. Galle kökünden ismi taf değildir. Ekallu diye gelir değil mi? Ekallu ismi taf değil. Ama ne diyoruz? Fi ekalli lamı kestireli okudum ben. Egal kelimesi ismi tafdildir. İsmi tafdiller gayrimusariftir. Kafiyede gayrimusarif konusunu işlemiş idik. Peki egal kelimesi gayrimusarif ise neden burada kesreli okunuyor? Fi lil kesreti. Gayrimusarif olan kelimeler Cerh hallerinde ve aynı zamanda muzaf sarar. Hem cer halinde hem de muzafsa onun cer alameti kesredir. Aynen dediğiniz gibi. Hala ekva. Kavlun kavlan ekva. Cemim kesre. Görüşler, söylemler demek. El muhtaru muhtar. Muhtar kelimesi nedir? İzide işlenmiş idi değil mi? İhteyara. İhteyiru. İhtiyarun. Muhteyirun muhte yerun yani kesresi fetası kesresiyle ismi fail ile isim meful ama ister ismi fail olsun ister isim meful olsun ileri uyguladığında muhtar diye gelir muhtar kelimesi daha önce ihtisas sınavında çıkmış bir kelimedir el muhtar tercih edilen görüş enne o görüş nedir enne şüphesiz ki hu o rakam o sayı nedir Aşratu eşhasin. 10 tane şahıstır. 10 kişidir. Kaç kişidir? 10 kişidir. Böylece elif maddesini okumuş olduk. Tercih edilen görüşe göre bunların en az 10 kişi olması gerekir. Tercih edilen görüş böyle. 1 bir diyor. 1'e baktığında ne diyor? Tedribur ravi diyor bak. Tedribur Ravi Suyuti'nin kitabı. Orada ikinci cilt sayfa 177 belirtilmiş. Oraya gidip bakarsan ağırlıklı görüş bir hadisi en azından en az olarak 10 kişinin rivayet etmesi gerekir. Bu tercih edilen görüş. Farklı farklı görüşler de mevcut. B şıkkına geçelim. En tu cede ve cede yecidu vecede yecidu yevcidu idi tevcidu tucedu meçhul muzari en eni maslariye ve muzare nasb ediyor en tucede bulunmasıdır hazihil kesratu bu kesretin tucet mazem meçhul muzari sana naibu fail lazım o da hazihidir Hazinin peşine müşarun ileh gelmiş. Bak peşine eliflamlı kelime geldiği için buna müşarun ileh diyoruz. Bu müşarun de burada sıfat veya bedel olarak değerlendirilebilir. Hazi ismi işaretten sonra gelen bu kelimeye burada sıfat veya bedel diyebiliriz. Bu daha önce bana ihtisas sınavında mülakatta çıkmış idi. Nerede çıkmıştı? Önüne bir ibare açarlar, okur derler, okursun. Bir iki değerlendirme isterler. Böyle ismi işaretin peşine eliflanlı bir kelime gelmiş idi. Orada sadece sıfat desen de yetmez. Sıfat artı bedel dersen daha güzel olur. Ee, bu çokluğun olması, bulunmasıdır. Nerede bulunacak bu çokluk? Fi cemiyye tabakat senedi. Senedin tabakalarının tamamında, hepsinde. Senedin tabakalar var, işte sahabe tabakası vardır. Tabi'in var, tabi'in dedik. Bunların her birinde bu kesreti, bu çokluğu bulmalısın. Bir tabakada iki kişi, öbüründe beş kişi, diğerinde elli kişi. Olmadı diyor, her tabakada, hepsinde cim şıkkı. En <laughs> tuhil ehale yuhile tuhilu en tuhile en nasbet. En tuhile imkansız olmasıdır. imkansız gör mesidir. Mas'ı mesi. Maslar manası. El <laughs> adetu adeten mümkün olmamasıdır. Neyin? Tevadu <laughs> ehum. O ravilerin ittifak etmesi, anlaşması, karar kılması. Neye dair? Aler kedibi. Yalan uydurmaya dair bu rivayet yalan. Oturalım arkadaşlar 10 kişiyiz tamam bir karar verelim. Peygamber şöyle buyurdu diyelim ve bunu yayalım. Kimse de ağzını açmasın diye karar veriyor ve bunu yayıyor buyurdu diye. ve bu adamların kimisi 10 yıl yaşayacak, kimisi 50 yıl yaşayacak, belki 100 yıl yaşayacak Allah bilir. Ve bunca yıl hiçbir zaman ortaya çıkmayacak bu sır. işte i̇şte bu nedir? En tuhil el adetu adeten mümkün değildir. Çünkü söylenen bir yalan ortaya çıkar. Hatta kendi dilimizde bir atasözü var, bir deyim var. Neydi? Yassının, neydi? Yalancının mumu yassıya kadar yanar, yanmaz. İşte bu da o şekilde ömrün sonuna kadar 10 kişiden birisinin bile bunu söylememesi adeten mümkün değildir. Denizli, değişik. En yakuna olmasıdır. Mesim mas'ı verdiği mana dikkat et. İstenededen müstenedu müstenedu haberihim onların haberinin dayanmasıdır dayanmasıdır neye el hisse hisse dayanmasıdır hisse dayanacak burada geçen müstenet kelimesi kani kununun ismidir o yüzden merfu ve muzaf el hisse ise haberidir o yüzden mensup yazılmış ke yani kavlihim. hisse dayanacak demek duyu organlarına dayanacak demektir. Duyu organlarına dayanmak, görmek, tatmak, dokunmak, duymak gibi. Ke onların şu sözü gibi. Bak diyor örnekte veriyorum zaten diyor. Hisse maksat ne? Semina biz işittik peygamber şöyle buyurdu. Ev veyahut da raeyna biz gördük şöyle şöyle yapmıştı. Ev veyahut da lemesna biz dokunduk şöyle şöyle idi gibi. E, veyahut da üç nokta veya başka şeyler. duy organları daha fazla tabii değil mi? Mesela koklamak da olabilir idi. Emma şimdi gelince inşayet kâne ise nedir ise? müstenedu haberihim. Onların haberlerinin dayanağı. Hani bir şey aktarıyorlar da şöyle buyurdu diye. İşte o haberin dayanağı. El akle akıl ise. Yani gördüm, duydum, baktım gibi değil de aklen. Burada bir müstenet yine kendilerinin ismi. El akre kendilerinin haberi. Dikkat ediyorsun. Ne gibi diyor? Kel kavli. Kavli şu söz gibi. Şu söz gibi. Bi hudusil alemi. Alemin sonradan yaratılmış olması gibi. Akla dayalı bir haber aktarılıyor ise. Mesela örnek olarak. Ve bu durumda. La yusemma. O adlandırılamaz la yusamma el haberu haber adlandırılamaz. Semmeye yusemmiyu semmeye yusemmiyu yusemma yusemmeyu Bu meçhul muzaridir. Yusemma adlandırılamaz. Ne el haberu haber. Haber kelimesi naibu fail burada. Hineyzin bu durumda adlandırılamaz. Hangi durumda? Akla dayalı bir bilgi aktarıyor. Bu mütevatir haber olarak. Ne olmaz? Adlandırılamaz. Hine izin bu durumda ne olarak? Mütevatiran, mütevatir olarak adlandırılamaz. 4. Hükmuhu. Mütevatir haberin hükmü nedir? Hani bir mütevatir habere denk geldik. Ne olmuş? Şu olmuş. El mütevatiru. Mütevatir nedir? Efade yufidu. Efyede yufidu. Yufidu. ifade eder. Kim ifade ediyor? Hüve. O mütevatir. Mütevatir kelimesi mübteda. Yufidu fiil fiili muzari merfura faramte zamme hüve gizli zamir fail el meful. mefud mütevatir mümteda haberi ney? yufidu artı hüve veya yufidu artı hüve artı el ilme yani haber fiil failden mi yoksa fiil fail meful hep beraber mi haber nasıldır haber cümlesi haber cümle olarak geldiyse fiil fail olarak mı haber demeliyiz yoksa fiil fail artı mefhul olarak mı haber saymalıyız ihtilaflı bir konudur haberdir burası İlim ifade eder Nasır ilim evvaruriye zaruri bir ilim ifade eder zorunluluk ifade eder e yani el ilme el yakiniye yakini kesin bir bilgi ifade eder Nasıl kesin bilgi ifade ediyor mütevatir haber? Ellevi o mütevatir, ellevi ve yakin haber ki yakin ilim dedik öyle yakin ilim ki bu yuzdarru mecbur kılıyor. Mecbur kılınır diyelim. Kim mecbur kılınır? El insanı insan. Ne mecbur kılınır? İle tasdik, tasdik etmeye, onaylamaya. Bihi onun ile. Tasdiken cazimen, kesin bir tasdike zorunlu kılınır. Cazim kesin demek. Cezeme, kesinlik demek. Burada dikkat çeken ne? Yuzdarru fiili. Bunu anlatalım. Şimdi yuzdarru fiiline şöyle bir kısaca bakarsak. Evvela nedir? Fiilin aslı nedir? Sülasi mücerredi temeli nedir? Varra fiili. Varra. Birinci baptan bu arada fiilimiz. Varra yevurru demek istiyorum. Varra yevurru. Zarar verdi demek. Zarar verdi. Birinci baptan. Muzaffil. Medde yemuddi gibi değil mi? Varara yevruru. Medde de yemdudu gibi. Birinci baptan muzaffil. Mazifil, muzaffil. Bunu iftal babını aktarmak istedim ben. Ne yaparım? Önce normal bir fiil aktarayım. Kete mesela fetaha olsun. Ya da fetaha da olmasın. Nasara olsun. Veya harece olsun. Fark etmez. Bir tane harece yazalım. Harece. Harece nasıl aktarırsın? İftar babın alameti neydi? İftar babın alameti fiilin evveline bir hemze, faal fiilinden sonra if tale, faal fiilinden sonra bir tane ta'nın getirilmesiydi değil mi? If tale. İh olur yani. If tale. Peki varra fiilin aktarırsan karşına ne çıkar? Karşımıza çıkacak şey nedir? Şöyle bir şey çıkar. il terra. Varra iz terra. İbdel kaydeleri vardı maksutta görmüş idik. Ta harfi. Şimdi kural şu. iftal babının şaal fiilinde ne var şu anda? Dat var. İftal babının şarfi fiili konumunda itbak harflerinden birisi olursa iftalerin ta'sı da'ya dönüşür denilmiş idi. Şu anda da dat var. İtbak harflerinden dat harfi. Ne olur? data uygulama yapılır demiyorum. Bu durumda iftihal babının tası dönüştürülür. Tamam mı? Dönüştür. Yeniden yaz. Yazıyoruz. Yeniden yazılışı. Şöyle olacaktır. Yıl darra. Muzarisi gelir? işte yazdarru Burada ne? Muzari artı meçhuldür. O da nasıl gelir? Yıl darru olarak gelir meçhulü yüz darru. Tabi pdf'ye baktığımızda bu şekilde gelmiştir. Evet yüz şeklinde gelmiştir. Varra zarar verdi demek ama izdarra zarar verdi demek değil. Mana değişiyor değil mi? Zorladı, mecbur kıldı demektir. Yani sülasi mücerredindeki mana sülasi mezitten ne olmuştur? Değişmiştir. Alakasız bir mana oldu. Zarar vermek başka zorladı, mecbur kıldı başka. Alaka var ama birebir aynı çeviri değil. Buraya kadar okumuş idik zaten. Kim gibi mecbur kılınıyormuş? Ke men. O kimse gibi ki şahide yuşahidu. Şahit oluyor, görüyor. El emra durumu bir nefsi bizzat kendisi. Kişinin bizzat bir durumu kendisine şahit olması, görmesi gibi. Feinno şüphesiz ki o kişi bizzat kendin bir şeye şahit isen bu durumda la yeteraddedü tereddüt etmezsin değil mi? La yeteraddedü tereddüt etmez. Kim? Hüve o kişi tereddüt etmez. Ne dair bir tereddüdü kuşkusu olmaz imiş. Şeyi tasdikihi gördüğü durumu. Karşında bir araba kaza yaptıysa kaza yaptığına eminsindir. Belki söylemezsin ama kaza yaptığına eminsin. Bir tereddütün yok. Fe kedalikel haberu. İşte haber de böyledir. Hangi haber? El mütevatir. İşte mütevatir haber de böyledir. Lidhalike. Bundan ötürü kanedir. El mütevatir. mütavatirdir Hem de küllühü. Tüm mütevatirlerdir. Nedir? Mekbulen. Makbuldür. El mütevatir ke kelimesi kâinin ismi olduğu için merfu okunuyor. Kül kelimesi onun teki değil. O yüzden kül kelimesi de merfu. Yani el mütevatir kâinin ismi artı müekkettir. Kül tekittir ve muzaf. Mekbul kâinin haber olduğu için mensuptur. Ve la hacete bir ihtiyaç yok. Ne dair ilerle bahsi araştırmaya dair. Bahs araştırma demektir. Araştır. Arapça ee, uygulamalarda, programlara baktığımızda mesela bir kelime yazıyorsun sözlük olarak veya ee, bir herhangi bir kelime yaz yani hadis olsun, ait olsun fark etmez bahs lafına tıklayınca araştırmaya başlar. İlel <laughs> bahsi araştırmaya gerek yok. An ehvali ruatihi ehval haller demek. Cemim mükeser. Ruat raviler demek. Bu da cemim mükeser an ehvali ruvatihi o haberin ravilerinin hallerini durumlarını araştırmaya bir hacet yoktur. 5 eksamhu kısmun eksam. Mütevatirin kısımları nelerdir? İn kaseme kasimu, el haberu el mütevatiru. Mütevatir haber ayrılır. Neye? İla kısmeyin iki kısma. Huma o iki kısım nedir? Lafziyyun ve manevi Lafzı ve manevi olarak mütevatir hadis ikiye ayrılır. Lafzı olan, lafsı mütevatir olan hadis var. Bir de manası mütevatir olan hadis var. Lafzı mütevatir aynı lafızda defalarca aktarılmış. Manası mütevatir lafızla farklılık olabilir ama mana aynı. Çeşitli hadisleri topluyorsun, bakıyorsun hepsinde işaret ettiği mana aynı. Lafızlar farklı olsa bile. Peki El mütevatir el Lafzî lafzi. mütevatir dediğimiz şey nedir? Ve ve o ma öyle bir şeydir ki tevatera. Tevatera mütevatir oldu. Ne lafzuhu onun lafzı ve daha manahu onun manası da hem o manayı hem de o lafzı defalarca aktarmışlar. Mislu hadisin şu hadis gibi. Mislu hadisi diyebilirsin yani muzaf yaparsın hadisi meşhur bir hadis. Meşhur dediğim e, terim olarak değil. Yani çok duyulduğu için bunu söyledim. Yoksa terim olarak nedir? Mütevatirdir. Men o kimse ki men her kim kedebe yalan isnat ederse aleyye bana kim bana dair bir yalan uydurursa demediğim halde peygamber şöyle buyurdu derse hem de müteammiden kasten bunu yaparsa şey bu durumda ne olmuş? Liyetebevve Felle tebeve de ben ayırdım. Çünkü burası nedir? Liye ve emri gaittir. Emri gaibin başına fa dahil olduğu zaman o emir lamının sakin yazılacağı ta maksutlar işlenmiş idi. İşte lam niye sakin? Bundan dolayı. Burası emri gaibtir. Felle tebeve hazırlansın. Kim hazırlansın? Ve o kişi kimse artık. Ne hazırlansın? Mek'a'dehu oturacağı yere. Minen nari ateşten. Yani kısacası tam Türkçeleştirirsek kim bana bile bile bir yalan isnat ederse peygamber şöyle buyurdu, böyle buyurdu derse cehennemdeki yerine hazırlansın demektir. Rava rivayet etti. Hu bu hadisi, bu metni kim? Bizatun bir grup demek. Bizatun birkaç demek. Ve sev'une yetmiş. Yetmiş ve birkaç diyemezsin tabi. Bir daha için küsür diyeceksin. Bir da'tun ve sev'une yetmiş küsür sahabiyen yani sahabi. Yetmiş küsür, küsür sahabinin rivayet ettiği bir metin bu. Men kezebe aleyye mutammiden felle tebevve minen nar. Yaygın olarak bilinen ve bilmiyorsanız bu metni ezberlemenizi önerdiğim bir hadisi şerif. Bir numaralı dipnota bak demiş. Baktığımızda rava rivayet etti. Hu, bu metni kim? el Bukhari Nerede? Kitabul ül ilm bahsinde. Kitab-ül ilmin de diyor şu babında rivayet etmiştir. O da diyor birin 202'sidir diyor. Hadis numarası 110'dur diyor. Bir lafzı bu lafızla rivayet etti. Biz e, Buhari açalım şimdi. Oradan fazla şey yapmayalım. Kitabın İlm demiş idi. Doğru mu? Evet Kitabül İlm. Şimdi Maksud'u kapatayım. Kitabül İlm'i bulduk. Kitabül İlm'de nereye gidiyoruz? Gideceğimiz yer şöyle bir sardıralım aşağıya doğru. Şurayı kapatayım. Hadisi bulmaya çalışıyorum. Ben. Yaptığım şey bu. 110. hadis demişti sanırım. 103 105 106 107 burası değil mi? Evet. 108 108 olarak karşımıza çıktı. Ne diyor? Men ta'ammede aleyhi kelimen. Benzer lafızlar var yani. Bakın burada yine var. Men o kimse ki Kâli yegul yegul dedi. Aleyye bana dair dedi. Ma o şey ki mekul ki ben dememiştim. Ben demediğim halde bana peygamber buyurdu her kim derse fe le tebe Burada çıktı. Değişik riva, değişik lafızlarda var. Şurada da var. Men kedebe aleyye fe tebe Çeşitli lafızlar ile geldiğini görmekteyiz. Men yekul aleyye men aleyye, men kedebe aleyye, benzer lafızlar ee, geçiyor. Men kedebe aleyye mutaammiden felli tebeve mek'aduhu minenler. Tam olarak aranan hadis buydu bak 110 numaralı hadisi bulduk. Men kedebe aleyye mutaammiden felli tebeve mek'aduhu minenler. Hadisi bu şekilde bulmuş olduk. Peki biz neredeydik bu arada? Şuraya kadar okuduk değil mi? Bidatun ve seb'une sahabiyen dedik en son. O zaman sıra burada olmalı. Sümme daha sonra ne oldu peki? Bu kadar sahabi rivayet etti de. İstemerrat. Merra istemerra. İstifal babına aktarılmış bak. Merra istemerra. Muzaffil istifa babını aktarmış. İstemerle devam etti ne? Hazihil kesratu. Bu çokluk devam etti. Burada hadi fail olur. El kesret ondan bedel yani. ondan bedel. Bundan bedel nedir? El kesreti çokluk veya sıfat diyebilirsin. Bu çokluk devam etti. Bel aksine devam etmek şöyle dursun. Zadet arttı bu çokluk. Zadet hiye bu çokluk arttı. Nerede bu çokluk artmış? fi bagi tabakati senedi. Senedin kalan tabakalarında bu sayı artmış bile. Beşik el mütevatiru el manevi yu. Manevi mütevatir nedir peki? Hüve o ma öyle bir şeydir ki tevâterah mütevatir oldu. Manahu onun manası o sayıya kadar ulaşmış ama düne lafzî. O lafız ulaşmamış. İşte az önce benzer manalarda hadisleri gördük değil mi? Mana aşağı yukarı aynı. Hani birebir aynı diyebilirsin. En azından mesajı aynı. Mesaj, ana fikir birebir aynı. Ama lafızlar farklı farklı görüyorsun burada. <feet>, Misli <messiz> örnek, ahadis raf'in yedeyni fi Ahadis hadisler demek. Raf kaldırmak. Yedeyn eller. Fiddua dua esnasında. Dua esnasında, dua anında elleri kaldırmaya dair var olan hadisler nedir? Mütevatirdir. Nesi mütevatir ama? Tevatara manahu dûne lafsihî. Fakat şüphesiz ki ki dua edelik varede varit oldu anhu sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizden varit olmuştur. Nahvu miyeti hadisin. Mi yüz demek. Nahvu e kadar a kadar diyebilirsin. Nahvu gibi demek aslında. Örnek demek. Nahvu miyeti hadisin. Yüz hadis kadar. Yüz hadis gibisi. Yüz hadis kadar rivayet edilmiştir. Kullu hadisin. Her bir hadis ki minha onlardan. O yüzten hadisten her biri fihi kendisinde vardır onlarda. Ne var? En hoş şüphesiz ki Peygamber Efendimiz rafa kaldırdı hüve o peygamber yedeyhi ellerini fi duayı dua esnasında. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Lakinne fakat ha o hadisler var ya fi kavaya muhterifetin Kavaya olay demek, durum demek. Muhtelif farklı 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 olaylar hakkındadır. Farklı farklı durumlarda gerçekleşmiştir. Sekül kadiyetin her bir olay her bir durum ki minhâ el kaldırmaya dair olan her bir olay lem tetevater mütevatir olmadı Mütevatir değildir. Vel kadrul müştereku müşterek ölçü ortak nokta nedir? Beyneha o hadisler arasında o olaylar arasındaki ortak nokta ne? Kadiyye arasındaki hiva errafu el kaldırmaktır. İnde i dua anında el kaldırmaktır. Ve tevatera mütevatir oldu. Hüve o hadis bi'tibari bi mecmu'i turuki Turuk tarikler, senetler, zincirler, mecmu hepsi toplamı itibariyle. Yani buna dair elleri kaldırmaya dair var olan hadislerin hepsini toparlarsan ortaya Mütevatir olduğu sonucu çıkacaktır. Bütün hadislerin tarikleri birlikte dikkate alındığı zaman hepsini beraber dikkate alırsan mütevatir olmaktadır. 6. Vücuduhu Burada bırakalım dilerseniz. Bir sonraki dersimizde madde 6'dan vücuduhu bölümünden başlarız. Dersimizi burada sonlandırmış olduk.